Merhaba, ben Albert. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde okuyorum. Ayrıca burada astrofizik olimpiyatçısıyım. Benim merak ettiğim bir konu var. Uyku benim için biraz önemli de. Acaba Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl uyuyorsunuz? Ve ISS'de size özel bir odanız var mı? Albert merhabalar. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uyumak tahmin edeceğiniz üzere dünyadakine kıyasla biraz daha karmaşık. Benim burada uyuduğum bir yatağım ya da bölümüm yok. Japonya'ya ait Kibo modülünün içerisinde bir uyku tulumu kullanıyorum. Yer çekimsiz ortamda sadece beni sabit tutmaya yönelik. Herhangi bir yatak görevi yok aslında. Oryantasyonla ilgili kendimi bıraktığım halde her pozisyonda uyuyabildiğim için o sadece beni kontrolsüz olarak istasyonun içerisinde bir yerden bir yere gitmemi önleyecek şekilde muhafaza ediyor. Önemli olan ne? Kullanırken, oradan konaklarken ilave uyku şartlarında sirkülasyona falan ihtiyaç duyuyoruz. O da geceleyin herhangi bir şekilde hava akışının daha stabil hale gelmesi sebebiyle yüzümün civarında oluşabilecek karbondioksit keseciğini bertaraf etmek açısından. Dolayısıyla dünyadaki istilal şartlarına göre biraz daha farklı. Merhabalar, ben 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi'nden geliyorum. Benim sorum şuydu, fırlatma süresince maruz kaldığınız G kuvveti ne kadardı ve o sizi nasıl etkiledi? Kardeşim, ismini alamadım ama hoş geldin sen de. Nominal görev akışı esnasında ortalama 4-5 G civarında bir kuvvete maruz kalıyoruz. Ancak acil durum senaryoları devreye girdiğinde anlık olarak çok daha büyük, hakikaten piyasalamayacak kadar büyük güçlere maruz kalma ihtimalimiz de var. Bu ihtimalden dolayı da zaten daha dünyadayken bu tip durumların fizyolojik gerekliliklerini karşılamaya yönelik alçak basınç odası ve santrifüj eğitimleri aldık. Bu eğitimlerde bir uzay aracının fırlatma ve yörüngede seyir koşullarında ani ivmelenmeleri çok kısa sürede yaşamanın insan vücudundaki etkileri ve bunlara karşı nasıl mukavemet göstereceği üzerinde çalıştık. Vücudumuz yer çekiminin ezici ağırlığı altındayken görevlerimizi yerine getirebilmek için gerekli bedensel yeteneklerimizi geliştirdik bu süreçlerde. Geçmiş havacılık eğitimi ve tecrübelerimde fırlatma öncesi ve fırlatma sırasında bu süreçleri çok rahat geçirmeme vesile oldu. Ben Erdem. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatçısıyım. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlarında ülkemi temsil ediyorum. Benim sorum şu, bu uzay ortamında insan sağlığı ve fizyolojisinde nasıl değişimler olduğu ile ilgili bir deney yürütüyorsunuz. Bize bu deney hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Erdem merhabalar. Evet tabii, memnuniyetle. Uzay uçuşumuz biliyorsunuz insanlar için birçok açıdan zorlayıcı fiziksel koşullara sahip. Tabii ki içine bulunduğumuz uzay istasyonu bizi uzay radyasyonu gibi çevresel faktörlerden koruyor ama dünyadakine benzer solunabilir bir atmosfer sunarak yine de vücudumuzun mücadele etmesi gereken birçok fizyolojik zorluk var. Fırlatma sırasında çok yüksek G kuvvetlerine maruz kalma potansiyelimiz var. Acil durum senaryoları devreye girerse. Ayrıca düşük yer çekimi, azalan fiziksel aktivite ve diğer değişen koşullar sebebiyle beslenme sorunları, uykusuzluk gibi birçok probleme sebep olma ihtimali barındırıyor. Ankara Üniversitesi'nden bilim insanlarımız da fırlatma, uzay ortamı ve geri dönüşün insan sağlığı üzerindeki bu etkilerini ortaya çıkarmak için çalışıyorlar. Bunun için de benim vücudumda gerçekleşen fizyolojik ve biyokimyasal değişimlere dair verileri inceleyecekler. Bu kıymetli veriler de hem bundan sonraki görevlerdeki olumsuz etkileri hem de dünyadaki hastalıklara karşı tedavi ve önleyici tedbirler geliştirmeye katkı sunacak.